Ve Türkiye Açılan Pencere'ye Getürk ekranlarına hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın belirli günlerinde İzmir'de gündem özel programıyla birlikte olacağız. İzmir'den dünyaya bakışımızı ve İzmir'in önemli simalarıyla gündemi, siyaseti, politikayı, ekonomiyi değerlendireceğiz. Bugün önemli bir konuğum var, ilginç bir konuğum var. İzol Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önemlisi İzol aşireti, İzol ailesi sözcüsü Sayın Ramazan İzol konuğum. Hoş geldiniz. Hoş Ramazan Bey. Şimdi sohbete başladıktan sonra sizinle seyircilerimiz de fark edecekler ki bu ülkede genç insanlar da fikir sahibi ve önemli şeyler yapıyorlar, söylüyorlar. Sizi konuk etmekten dolayı son derece mutluyum bugün. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Şimdi İzol aşireti, ailesi, topluluğu Şanlıurfa'da çok bilinen ve herhalde siz de kendi öz akrabalarınızın da pek sayısını bilmiyorsunuzdur. Çok büyük bir topluluk. Yani 3 milyon nüfuslu olduğumuz dile getiriliyor. Ve medyada, basında, her yerde 3 milyonun üstünde olduğumuz dile getiriliyor. Türkiye'de, dünya geneli bu yani 3 milyon. Tabii az bir rakam değil 3 milyon yani. Yüksek bir rakam. Ve elhamdülillah içimizdeki herkesin de belli başlı yerlere gelmiş insanlar ve gerçekten vatanına, milletine, davasına hizmetkar olan insanlar. O yüzden hepsinden gurur duyuyorum. Umarım onlar da bizimle gurur duyuyorlar. Bu büyük ailenin, bu büyük topluluğun diyelim bir sözcüsü olarak özellikle size en başta tabii bugün gündemi değerlendireceğiz derken gündem baktığımız zaman geniş bir pencereden 15 Temmuz'da yaşanan kalkışma diyelim. Askeri darbe demek istemiyorum. İçin askeri kelimesini de koymak daha istemiyorum. Çünkü asker, evet. Başka bir şey bu yani. Bunun bir tanımı yok. Askeri darbe bile demek istemiyorum. Askeri darbeleri de haksızlık etmiş hissediyorum kendimi. Bir hainlik kalkışması diyorum. Benim tanımım böyle. Siz nasıl görüyorsunuz onu soracağım. Bir de tabii 15 Temmuz'a gelene kadar bir süreç yaşandı. Bunlarla bir mücadele edildi. Evet. Siz bu düşüncelerinizi anlatırken araya da şu soruyu sokmak istiyorum. Bu kadar kapsamlı ve büyük ve bu kadar hainlik derecesinde bir hareket sizi şaşırttı mı? Yani bu kadar olabileceğini de tahmin edebiliyor muydunuz bu yapının Türkiye'deki yapılanmasını? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim ben size. Tabii ki bu yapılan hareket ve kalkıştırma diyelim yani bir kalkışma hareketiydi. Ama halkın kalkışmasıyla diğer kalkışma kışkırtıldı. Çünkü halkın iradesinin üstünde ben bir irade tanımıyorum. Ve bu zamana kadar halkın iradesinin üstünde ben bir irade de görmedim. Ki siyasetin şu andaki en üst düzey yetkilisi Sayın Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da neticede halkın iradesiyle bir yere gelmiş bir insandır. Ve ana muhalefet ve muhalefet ve diğer partilerde halkın iradesiyle gelmiş bir insanlardır. Yani bu ülkede vatanda iradeyi koyan halktır. Şimdi FETÖ terör örgütü ve bunun yandaşları ve bunun içinde Amerika da var. Amerika'nın da bu işin içinde olduğu açık ve net ortada. İncirlik üstündeki olaydan sonra kendileri de bilen birçoğu kabulleniyor bunu. Ve bizim bunları söylemekle ilgili hiçbir korkumuz yok. Çünkü biz sırtımızı Allah'a dayamışız. Ve şu bir gerçektir, o tankların altında bedenlerini ortaya koyan insanların içindeki iman duygusu onları o tankın altına, vatan sevgisi onların o tankın altına, bayrak sevgisi onların o tankın altına sevk etmiştir. Altına eğilmeye, durdurmaya sevk etmiştir. Başka bir sevgi bunun üstüne çıkamazdı ve başka bir sevgi bu gücü yaptıramazdı. Şimdi FETÖ'ye baktığımız zaman, terör örgütüne baktığımız zaman, daha doğrusu Fethullah Gülen'e baktığımız zaman 40-50 yıl geriye baktığımız zaman bütün devlet büyüklerinin yanında yer almış bir insan. Ve özel okulları, özel liseleri, özel işte dershaneleri, yani kendi kendine derin devlet veya paralel bir devlet oluşturmuş. Ve bu 40-50 yıldan bahsediyorum yani. Şimdi biz, düşünün siz 40-50 yıl boyunca bir tünel kazıyorsunuz. 50 yıl içinde o tünelden nereye kadar gelebilirsiniz? Bayağı bir mesafe kadar dersiniz, öyle değil mi? Ha, bu kadarını beklemiyorduk. Ama tabii ki bunu yapan FETÖ olmadığı için bu kadarını beklemiyorduk. Biz FETÖ'den bu kadar beklemiyorduk. Ama Amerika ve onun uşakları
içinde olduğu zaman tabii ki bu kadar olur. Ama halkın iradesi ortaya girdikten sonra ne olursa olsun Türkiye bölünmez bütünlüğünü her zaman korunacak ve kollamaya da devam edecektir. Zaten bugün FETÖ dahi ve Türkiye'de ne kadar onun emrinde, onun içinde, dışında insan varsa gereken cezayı çekecektir. Çünkü darbe girişimi dediniz, ben hiçbir darbeyi kabul etmiyorum. Bakın halkın iradesiyle bir parlamento varsa ve halkın iradesiyle bir sistem oluşuyorsa, halk darbeye eğer evet derse, halk darbeye tamam derse darbe oluşur. Halkın iradesi dışında asker kalkıp durun ben el koyuyorum deme şeyi yoktur. Çünkü hiç kimse bir insanın özgürlüğünü kısıtlayamaz. Ama burada özgürlük kısıtlaması, ben darbenin her türlüsüne karşıyım. Ki zaten bu darbe bir kalkışmaydı, yani darbe girişimiydi. Ama evet, bu girişim halkımızın elhamdülillah birlik ve beraberliğiyle sağ sol demeden tek çatı altında amaçları bayrak, vatan ve millet, yani dava uğruna. Çünkü bu toprak bizim dedelerimizden bize emanet bırakılan topraklardır. Neticede şanlı bir zafer elde ettiğimize inanıyorum ve bütün ülkeyle birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimizin kanaatindeyim. Evet, şimdi darbeyle ilgili hemen o küçük şeyde söyleyeyim. Bazen çok yanlış anlaşılıyorum ben de. Hiçbir demokrat insan darbenin yanında olamaz. Demokrasiyle seçilmiş insanların zorla gitmesi mesela, yani zaten Adnan Menderes olayı çok ayrı bir şey. Bunlara girdik mi programımız yetmez. Evet. Ama şu var, yani doğru yanlış, antidemokratik vesaire. Darbe yapan da, mesela 80 darbesinden bahsedeyim. Darbe yapanın bir söylemi var. Nedir? İşte bu ülkeyi bu insanlar yönetemiyor. Bu ülkeye huzuru, güveni biz getireceğiz iddiası var. İddiası o. Ama aslında bu 15 Temmuz'da yapılanın amacı ülkeyi belirttiğiniz güçlere teslim etmek aslında. Yani onlara vermek. Onu soracağım size bir. Amerika derken parantez içerisinde bir Amerika Avrupa ittifakından mı bahsediyor, yoksa Avrupa ile Amerika'yı ayırıyor muyuz? İki evet, hemen bununla bağlantılı. Dünyada iki tane blok var bence. Rusya ve Amerika Avrupa ittifakı. Ben öyle görüyorum. Bu iki ittifakta Orta Doğu'daki dengeler hakim olmak için Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor mutlaka. Hem jeopolitik olarak, hem konum olarak, hem de diğer unsurlarıyla. Dolayısıyla bunlardan birinin bu ülkeye hakim olma isteğine diğeri de karşı koyar. Yani Amerika Avrupa İttifakı bu ülkede bir şeyler düşünüyorsa Rusya bunun karşısında duracaktır. Tam tersi, Rusya düşünüyorsa diğer ittifak karşısında duracaktır. Evet. Bu da aslında bize bir sigorta gibi düşünülebilir diye düşünüyorum. Bu ittifakı açalım. Amerika Avrupa İttifakı mıdır? Ben öyle düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ve bu Fethullah Gülen'e hemen sokuşuyorum araya. Fethullah Gülen bu işin gerçekten asıl fikir mimarı ve yöneticisi midir? O düzeyde ve o yetenekte bir kişi midir? Yoksa aslında bu işi asıl planlayan, kullanan asıl güçler kimler? Ben size şöyle söyleyeyim. Yani Amerika'dan biraz daha açalım diye soruyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Asıl bu işin temeli Haçlılar Savaşı'nda başlamıştır. Haçlılar Savaşı bütün Hristiyanların bir araya gelmesiyle Müslüman ülke, yani Osmanlı saltanatı yıkma çabasıydı. Ve yıkım çabasından sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve özgür bir devlet olduğumuzu dile getirdik. Hayır, biz özgür bir devlet değildik. Bizim bor madenlerimiz çıkarılma hakkımız yoktu. Bizim petrol rezervlerimizi açma hakkımız yok. Bizim denizlerde geçen gemilerdeki arama ve onlardan vergi alma gibi bir yetkimiz yok. Yani böyle bir yetkimiz olmadığı zaman bunlar kısıtlanmışsa demek ki biz tam bağımsızlığımızı elde edememiştik. Öyle değil mi? Daha doğrusu bize istediği şekilde bizleri yönlendirmişlerdi. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Amerika ve Avrupa, zaten Avrupa ilk hamlesini yapmıştı. Almanya'nın sözde Türkiye'nin yapmadığı soykırım kararını kabul etmesi aslında bu bir hamleydi Avrupa'nın. Ve bugün bakın Türkiye'ye zarar vermiş, Türkiye'ye zararı dokunmuş insanların kabul edildiği ülkelere bakın, mülteci olarak Avrupa devamlı kucak açmıştır. Yani Türkiye'ye düşman olan bir insana kucak açan kimdir? Türkiye'nin düşmanıdır. Öyle değil mi? Benim dostum benim düşmanıma kucak açmaz. Zaten Avrupa yıllardan beri tepkisini, daha doğrusu Türkiye'ye karşı yeni göstermişti. Şimdi Amerika ve Rusya'dan bahsettiniz. Avrupa'nın gözü Türkiye'nin üstünde. Amerika'da
Orta Doğu'daki petrol rezervleri ve 2023 yaklaşıyor şu anda. Türkiye'nin de petrol rezervleri ve bor madenlerin işletme hakkı olacak dolayısıyla. Anlaşmalar tamamen ortadan kalkacak. 100 yıllık bir anlaşma var ortada. Rusya büyük bir güç, Amerika büyük bir güç. İkisinin ortak, yani ikisinin amacı, ortak bir amaçları var. Orta Doğu. Ama ikisinin anlaşamadığı bir nokta var. O diyor ki ben gücüm, o diyor ki ben gücüm. Tabii canım. Dolayısıyla bir denge oluşturuyorlar. Şimdi zaten bu darbe girişiminde Rusya'nın da aslında bu darbeyi engelleyen bazı faktörler var dedi Rusya. Türkiye'ye düşseydi, Allah etmesin, halkımız yerelesini ortaya koymasaydı, bu hain terör örgütünün planı gerçekleşmiş olsaydı eğer, o zaman ne olacaktı? Türkiye'nin çökmesiyle beraber Amerika Orta Doğu'yu Türkiye ile beraber ele almış olacaktı. Yani onu dedim. Yani Rusya'nın, Rusya için Rusya'nın bütün planlarını darmadağın edecekti. Dolayısıyla bu darbe girişimini engelleyen Rusya'nın da burada büyük katkıları var. Engelleme notasında. Tabii ki belki masa altından, belki başka bir şey altından sopa gösterildi. Rusya sopa gösterdi başka ülkelere. Eğer bu darbe girişimi yerine gelirse biz de şöyle girişimler yapabiliriz gibisinden. Amerika tam olarak faaliyetini ortaya koyamadı. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir linç girişimi düşünün. Bir insana karşı bir düşmanlığınız var. Ve 100 kişi o insana çullanmış. Siz de gelirsiniz o insanın boğazını orada kesersiniz. Farzi misal söylüyorum. Şimdi bir darbe girişimi var. Askeri ayağa kalkmış. Uçaklar havada uçuşuyor. Jetler, işte Stork tarzı helikopterler, savaş uçakları, F-16'lar. Bu kargaşa içinde ne yapardı Amerika? O da bütün helikopterin uçaklarını kaldırıp ortalığı yerle bir edebilirdi. Demek ki masa altından sopa gösterildi ve halkın iradesi de ortaya çıkınca Kaddafi gibi olmayacağının meselesi ortaya çıktı. Çok açık zaten, öyle değil mi? Yani Türkiye ile Libya'yı vesaireye karşılaştırmak. Şimdi ama biliyorsunuz Kaddafi zamandaki Libya'yı iyi biliyorsunuz. Libyalıların zenginliğini, gücünü, her şeyin ücretsiz olduğunu ve Kaddafi'nin neler yaptığını çok iyi biliyorsunuz. Vefat düzeyini çok iyi biliyorum. Çok iyi bir duruma getirmişti Kaddafi. Ama sonra deli ilan ettiler. En son kendi halkının karşısında kötüleyip, alçağa düşürüp, kendi halkı tarafından bir daha doğrusu darbe girişimiyle, darbe girişimi netice vererek Kaddafi'yi indirdiler. Türkiye için de bir nevi Kaddafi oyunu oynandı diyebiliriz. Ama tutmayan bir Kaddafi oyunu. Çünkü niye? Türk halkı bu vatanı dedelerinin kanlarıyla muhafaza ettikleri için biz onların torunuyuz. Tamam, Selahattin Eyyubi vefat etmiş olabilir. Akşemseddinler, Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Ulubatlı Hasan Efendiler vefat etmiş olabilir. Ama onların torunları olarak bizler hala hayattayız. O yüzden biz kanlarımızla almış olduğumuz toprakları öyle kolay kolay kimseye teslim etmeyiz. Zaten yanıldıkları nokta buydu aslında. Ve birleşen 70 milyondan fazla bir insan var bir vücut haline gelen. Yani buna ne top denir ne tüfek denir. Halkın ittifakını görünce bütün dünya susuz zaten. Şimdi Fethullah Gülen demiştim, bu işin asıl mimarı şimdi mıdır? Fethullah yani Gülen, ne kadar Fethullah Gülen'in şeyidir bu? Fethullah Gülen bir maşadır. Organizasyon. Açık ve net ortadadır. Yani evet, evet. Şimdi bir insan yapabileceği bir şey değil bu. Bunun içinde bir sürü yapılanma vardır. Fethullah Gülen zaten ilk konuşmalarına baktığımız zaman güzel bir şekilde, yani benim çok çocukluk, daha doğrusu çok ufaklık yaşlarımda, bu hapishane sürecinden önce sürecinde doğruyu ve düzgün şekilde konuşan bir insandı. Sonra artık işin içine ne girdi, ne çıktı bilemeyiz. Ve bizim tek bir dinimiz var değil mi? Daha doğrusu dünyada tek bir din vardır, İslam'dır. İndallahu iğne dinen İslam diyor Allah-u Teala. Yani tek din vardır, İslam'dır. Dinler arası diyalog çıkardı. La ilahe illallah diyen, Muhammed Resulullah demeyen cennete gidecek dedi. Yani Allah'ın varlığına birine inanan, peygambere inanmasa da olur, o işin takva kısmıdır dedi. Ve bütün Müslüman dışı herkesi cennete sokmaya çalışıp ılımlı bir İslamiyet, yani Hristiyanların, Yahudilerin, daha doğrusu Müslüman düşmanlarının istediği, o empoze etmek istediği düşünceyi empoze etmeye çalıştı. Yani bizim içimizden bir tane hain buldular ve onu ortaya koydular piyon olarak. Onlar arkasında gölge oyunları oynadılar. Fethullah Gülen de böyle bir şeye alet olduğu için Amerika onu mecbur teslim edecek. Eğer Amerika onu mecbur teslim etmezse Küba ne demişti? Eğer sen benim ülkeme, Amerika demişti ki benim ülkeme girersen, benim ülkeme zarar verirsen, Küba biliyorsun küçük bir devlet. Amerika'nın dibinde olan bir devlet. Ben de 3-5 tane gencimi
Fiber Castro ne demiş? 3-5 tane gencimi sana yollarım, içinden devrim yaptırırım. 3-5 tane genç milyonları toplar, seni bitirir. Amerika korkusundan Küba'ya yaklaşamadı. Biz de diyoruz ki bizim içimizde İslami nefelerin kalbinde cevherini taşıyan insanlar var. Amerika eğer bize Fethullah Gülen'i teslim etmezse biz öyle veya böyle o adamı oradan alacağız. Adam demeye de gerçi dinimiz dönmesi daha iyi olur yani. O terör örgütünün başındaki FETÖ terör örgütünün başını biz onu oradan alacağız yani. Ben o baş oradan kopacak yani. Ben sizle aynı fikirde değildim. Ben de diyorum ki Amerika Fethullah Gülen'in ölüsünü bırak hücrelerini bile vermez. Ben de vercenin kanıtlı değilim. Biz alacağız diyorsun. Zaten biz İnşallah. Alacağız. Yani ben şöyle söyleyeyim benim size. Benim için bence buradan sonra bir durağı daha olacak Fethullah ben Gülen'in. Ya Güney Amerika ya Mısır. Ben size şöyle söyleyeyim. Ondan sonrasını bilemem. Mısır'ı zannetmiyorum. Bu kadar yakına geleceğini zannetmiyorum. Yani Mısır, kesinlikle Mısır. Ya orada ciddi bir yapılanma var. Var. İstihbar. Şimdi, mesela bu kaçacak olan iki tane albay da Mısır'a gitmek üzereyken yakalandılar. Biri köprüde emir veren albay, biri TRT'yi basan grubun başındaki albay. Evet. Her ikisi de Mısır'a kaçmak üzereyken yakalandı. Artı gene Mısır'da bazı bu Gülen harekatı taraftarlarının, harekatı diyorum, Gülen teröristlerinin düzenlediği bazı şeyler olduğu, hazırlıklar olduğu söyleniyor. Evet. Ama dediğiniz gibi coğrafya Mısır zaten onların Amerikalı işgalcilerin ve FETÖ'cünün zaten işbirlikçilerinin elinde. Ki Müslüman kardeşleri orada, o İhvan kardeşleri deviren, Mursi'yi içeri attıran da onlardı. Çünkü niye? Gerçek bir demokrasiyi gördüler. Gerçek bir hürriyeti gördüler. Ve İslamiyet'in gerçek bir kalıp haline geldiğini gördükten sonra kimse buna izin vermez. Yani Mısır'ı niçin zannetmiyorum? Çünkü çok yakın bir bölge olduğu için Mısır'a teslim edilirse eğer, bizim halkımız yanlış anlamayın, buradan yürüye yürüye kalkar Mısır'a kadar işgal eder, onu oradan alır. Fethullah Gülen demiyorum, FETÖ dua etsin. Amerika'da biraz uzak bir mesafe var. Yoksa bizim insanlarımız yürüye yürüye çıkar gider de onu oradan alıp getirirdi yani. Biz böyle bir millete sahibiz. Bakın, tankın altına yatan insanları gördünüz. Yani hangi güç ve hangi irade bunu yapabilir? Ve sizin hiçbir menfaatiniz yok. Bakın, polis değilsiniz. Asker değilsiniz. Elinizde silahınız yok. Halksınız, vatandaşsınız, çıkmayabilirsiniz. Hangi güç bunu yaptırabilir? Dünyada bunun örneği olacağını sanmıyorum, mümkün değil yani. Bunun örnekleri var. Hayır, ben gemiyi karadan yürüten ecdadımızın örnekleri bizden var. Bizden başka örnekten yani, bahsediyorum. İşte onu demek istiyorum. Yani, Türk halkından başka, Türkiye'den başka böyle bir şey Türkiye'de, var. Yani. Türkiye'de gerçek manada baktığımız zaman ceddimizden bu yana asil kan gelmiştir ve bu asil kan akmaya devam ediyor damarlarımızda. Ve biz bu birlik ve beraberlik çatının altında yaşadığımızı ve yaşamaya devam ettiğimizi bir şeye borçluyuz. Damarlarımızda akan asil kana borçluyuz. Zaten satılmışlar ortada. Görüyorsunuz şu anda bu terör örgütünde yetişmiş ve sivil halka ateş eden asker, yani asker demiyoruz, askeri kıyafet giymiş köpekleri gördünüz yani. Yok, köpek de demeyelim. Köpekleri ayıp. Köpekler de ayıp olur. Ben istiyorum ya. Yani şeytanın yardakçısı diyorum. Yani öyle diyebiliriz. İnsanların alacak bir sıfatı yakıştırmıyorum yani, açıkça söyleyeyim. Yani aşağılama anlamında it diyebiliriz. Yani biz iti aşağılamıyoruz yani, da köpek demeyelim, it diyelim. Halk içinde evet. Söylenme tarzıyla. Yani bir mecazi hani anlamda. İstiyorum direkt, daha onu aşağı. Şimdi yani nasıl olur da kalkıp silah tutmayan bir halka ateş edersin? Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın iradesiyle... Bunun motivasyonu ne? Bunun motivasyonu nasıl İslamiyet olabilir? Zaten hani işiyle geldiğim zaman da aynı şekilde bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız iş yani dünyadaki bütün dinlerin, bütün kitapların, bütün ahlaki değerlerin görüntüsünde vahşice, alçakça bir şey. Bunun motivasyonu İslam diyorsunuz. Yani şimdi bunların motivasyonu İslam değil mi? Evet. Biz Müslümanız, bunu Müslümanız adına yapıyoruz demiyor mu bunlar? Diyorlar. Nasıl olabilir? Yani o konu çok önemli. Aslında nasıl oluyor da insanlar, bu insanların İslami değerler üzerindeki motivasyonlarıyla böyle İslam'la ilgisi olmayan, İslam'ın yasakladığı, lanetlediği alçakça şeyleri İslam adına yapabilme gücünü, motivasyonu nasıl buluyorlar? Bence herhalde Müslümanlığı bunlardan öğrenenlerin şeyi bu. Yani Müslümanlığı, pardon hemen söyleyeceğim, bir lafı var demin söylediniz. Evet. La ilahe illallah yeter şeyinde. Bir lafı var Fethullah Gülen'in. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapkınlık çıkardılar demişti bir ara.
Yani sadece Kur'an'dan okuyarak Müslümanlar sapkındır gibi bir laf etmişti. Evet. Neden? Çünkü kendilerini empoze ettikleri şeyleri bu insanlar İslam ettiği inandırıyorlar. Sonuçta evet. Bunlar ortaya çıkıyor. Ben biraz sizi zorlayacağım şimdi. Çünkü laflarınız arasında bir şey yakaladım. Onun üzerine hemen gideyim. Bir sözünüz var, tamam değil mi? Onun üzerine gideceğim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Biraz açacağım yani. Aslında bu girişim, tamam çok şehit verdik. Allah başta şehitlerimize rahmet etsin. Amin, amin. Makamlarını yüce etsin. Ailelerine amin. Sabır diliyorum. Ve bu süreçte gerçekten siz ve sizin gibi basın ve medya kuruluşlarında göstermiş olduğu canı pahasına, göstermiş olduğu emeklerinden dolayı onları tebrik ve takdir ediyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bu girişim oldu ama en azından nihayete varmadı. Çünkü halkın iradesi ortaya konuldu. Biz rahatça işlerinden ayıklayabildik bunları. Yani şöyle bir laf vardır. Yanlış insanları hayatınızdan terk ettirdiğiniz zaman doğru şeylerle karşılaşmaya başlarsınız. Şimdi kim yanlış kim doğru bilemiyorduk. Ama öyle bir şey oldu ki ak ve kara ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu da biraz, Allah'ın takdiridir diye düşünüyorum yani. Biraz geç oldu gibi. Hani deniz bazen dalgalanınca pisliklerini atar ya. Evet. Bu da bir dalgadır diyelim. Pislikler ortaya çıktı. Denizi daha da temizlenecek inşallah. Buyurun. Şimdi hemen her gün sunduğum sabah kahvesi programı siyasi içerikli bir haber programı. Burada beni devamlı seyreden seyircilerim de bilirler. Ben siyasi görüş ve ideoloji olarak iktidarın sahip olduğu ideolojiye yakın bir insan değilim. Ama bütün siyasi görüşlerin doğrusuna doğru yanlışına yanlış diyebilecek de bir şeyim var. Allah'ıma şükürler olsun öyle bir bakış açım var. Onun üzerine konuşacağım. Şimdi şuna inanmıyorum kesinlikle. Bu darbe girişimi için senaryo dendi ilk başta. Evet. Bunun senaryo olmadığını hiç bunu tartışmamıza gerek yok. Bu bir senaryo değil. Değil, kesinlikle. Kesinlikle. Ama senaryo değil. Ona kesin inanıyoruz. Fakat çok soru işaretleri var. Neler bunlar? Birincisi, bu harekatı, bu kalkışmayı yapan bu alçaklar, askeri eğitime sahip, askeri zekaya sahip, hamle gücüne sahip bir güç olmuşlar. Belli bir miktarda, bütün ordunun içinde değiller tabii ama bir güç olmuşlar. Böyle bakıldığı zaman, bir askeri zeka ile bakıldığı zaman bir sürü gariplikler var bu işte. Cumhurbaşkanının uçağının rahatlıkla havada F-16'lar uçarken rahatlıkla İstanbul'a inebilmesi, hamlelerin geç kalması, yani darbecilerin bakışından baktığınızda bir sürü hamle hatası var. Burada bizim bilmediğimiz acaba başka unsurlar mı devreye girdi? Yani bu darbenin içerisinde bugün bu ülkedeki insanların bilmediği veya konuşulmayan başka unsurlar mı var? Acaba Fethullah Gülen harekatı içerisinde bazı farklılıklar mı var? Veya bugün bu darbeye karşı olarak kesin gördüğünüz bazı insanlar bu harekatın içinde olabilirler mi? Bir arada şey dediniz, Amerika sopa gösterdi. Asıl Rusya. Amerika'nın amacı hani bunu tamamen bitirmek değil de bir gözdağı vermek miydi? Bu işte Rusya'nın parmağı da mı var? Kısa sorayım ya. Evet, yok sorabilirsiniz. Nasıl düşünüyorsunuz? Yani. Çünkü bunlar konuşulan şeyler değil bugün Türkiye'de. Evet. Açık söylemek gerekirse. Şimdi ben not alıyorum aynı zamanda tek tek cevap vermek için. Elimden geldiğince, bildiğimce, kanaatimce. Şimdi ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı uçağı neden rahat rahat indi? Şimdi... Hani yanlış, kimse yanlış anlamasın. Biz, Allah'a şükür indi de. Şimdi hani tabii ki tabii ki. Bunda bir halk diye, şimdi seven var, sevmeyen var. Bakın Cumhurbaşkanımızı seven var, sevmeyen var. Öyle değil mi? Ben her zaman şöyle söylüyorum. Başımızdaki bir idareci varsa, halkın iradesinin çoğunluğuyla bir başa geldiyse, Allah elinden hayırlı işler gelmesini, ağzından da hayırlı sözlerin çıkmasını nasip etsin. Kısmet böyle bunları devam ettiğini göstersin diye ben devamlı dua ederim. Bu bir Müslümanın üzerindeki farziyetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Başınıza Habeşli bir köle dahi getirilse ona uyun, itaat edin dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne şekilde uyun? Kur'an ve sünnet ışığında ona uyun. Şimdi Cumhurbaşkanı uçağı neden rahat rahat indi? Bakın bu darbeciler darbe girişimini... Hiç siz gördünüz mü akşam 9'da bir darbe girişimi olduğunu? Yok zaten o ilk soru işaretini. Şimdi ne oldu? Askeri bir hareketlenme başladı. Bir hareket oluşmaya başladı, öyle değil mi? Yani askeri bir kıpırdanma meydana gelmeye başladı. Daha doğrusu benim duyduğum bazı yerlerden
Bu kıpırdanmanın farkına daha önce varıldığı için 2000 yakın askeri rütbeli insanın hakim ve savcı tarafından soruşturma istendiğini, bu soruşturmadan dolayı da bu olayların, bunların anlaşılacağının farkına varıp bazı içinde rütbeli askerlerinde bu tekliflerin sonra geri çevirmesinden sonra bunlar kalkışmayı erkene aldılar. Ve aralarında birçok insanı aslında Fethullah Gülen terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne teslim olmamış, biat etmemiş, tam manasında kabullenmemiş ama askeri üniforma üstünde olan insanlar da üst sıralı sistemde olarak, yani orgeneral, korgeneral, işte sıralı sistemde bir emir geliyor sonuçta. O emire uyarak bazı işler yaptılar. Hatta haberlerde görüyorsunuz bazı gençler kandırıldığını söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın hapse aldığını, içeri atıldığını, işte buna dayalı sözler söylendiğini, işte darbe mesajları okunduğunu, TRT'yi biliyorsunuz. Hani şimdi cahil insan her şeyi yapar. Ama başka bir yerden duyduğum şeyde şöyle bir şey de vardı. Rusya S-300 füzelerini F-16'ya kilitlemişti. Amerika'ya direkt bir çağrı yapmıştı. Eğer bu işin içinde senin parmağın olduğunu biliyoruz çünkü incirlik üstü çok harekatlı. Sen bunu harekete geçirdin. Eğer Türkiye'ye bir şey olursa 3. Dünya Savaşı'na kendini hazırla. Bu şimdi çok önemli bir iddia. Bu çok konuşulması gereken bir iddia. Bu çünkü bugüne kadar herhangi bir mecrada dillendirilmiş bir şey değil. Sizin de daha önce konuşulup birçok şeyin öngörünün de daha sonra olduğunu biliyoruz. Programlarınızdan evet. Televizyona uzak bir kişi değilsiniz aslında. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani o zaman bu dünya dünyanın yönetiminde bizim bilmediğimiz bir yerlerde arkalarda bir satranç oyunu oynanıyor, bir hamleler yapılıyor, bir karşılıklı resleşmeler, bir karşılıklı taktik savaşları da yaşanıyor. Tabii ki ben mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın buna bu kalkışmadan sonra Rusya gitmesini de bir teşekkür babının da Rusya gittiğini düşünüyorum ve bundan sonra ne yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz? Çünkü artık ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Amerika'nın ve Avrupa'nın işin içinde yer alacağını zannetmiyorum. Bu saatten sonra Türkiye kendi sınırlarına zaten bellidir. Kendi gücü bellidir. 2023 yaklaşıyor. Ve müttefik bir ülke varsa, Rusya'da bir güçse eğer, zaten yıllardan beri Rusya'yla bazı ticaretler yapıldı, doğalgaz ticareti yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. Peki ben size soruyorum, bizim Amerika'yla hangi ticaretimiz yapıldı? Rusya'yla bir doğalgaz alışverişimiz var, bir ticaretimiz var. Kişiyi tanımak istiyorsanız eğer ticaret yapın. Öyle değil mi? Tabii. Rusya'yla biz ticaret yaptık. Doğalgaz ticareti yaptık. Başka ticaretler yaptık. Biz Amerika'yla hangi ticaretler yaptık? Süt tozu aldık. Marshall yardım aldık. Süt tozu aldık. Yani. Adı lazım değil. Marka söyleyemiyorum. İçeceklerini evet. Tüketiyoruz. Amerika'dan hep sürekli almak üzere bir ticaret şeyimiz var. Yani şimdi karşılıklı çıkarlar doğrultusunda bir ticaretimiz yok. Bir ticaretimiz yok. Ama şöyle bir gerçek var. Bakın bu işin gerçeğidir. Bizim komşularımızı devamlı rahatsız eden ve bu rahatsızlığı bize sıçratan Avrupa ve Amerika, mültecileri Türkiye'ye büyük bir yığınak olduktan sonra niçin kendi kapılarını rahat bir şekilde açmadılar? Hem sıkıntıyı kendiniz çıkartıyorsunuz, hem oradaki olayı petrol için kendiniz ortalığa çıkartıyorsunuz, hem Türkiye'ye zahmet verdiriyorsunuz, hem Türkiye'ye dostumuz diyorsunuz, sonra Ermeni soykırımı vardır diye iddia ediyorsunuz, onaylıyorsunuz ve mültecilerle ilgili söz veriyorsunuz, sözünde durmuyorsunuz. Ben bunlarla dost olmam. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız yerine olsam, zaten demişti Sayın Cumhurbaşkanımız, artık yeter demişti yani. Biz kendi bağımızı, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz demişti Avrupa için, biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben zaten bunun ve çok uzun zamandan beri olmasını Arda Bey, ben size şunu da söyleyeyim. Ben siyasi parti gözetmeksizin konuşuyorum. Ve ben şunu da ifade edeyim. Benim için doğru karar alan hangi parti olursa olsun doğru doğrudur. Ve yanlış kararı alan hangi parti olursa olsun yanlış yanlıştır. Yani biz her zaman doğrunun yanındayız. Ama şunu unutmayın, doğrunun yanında olmak için doğruyu bilmek lazım, yanlışı da ayırt etmek lazım. Mutlaka. Ve bu Cumhurbaşkanı'ndan neden bir şey olmadı? Yani o uçak neden vurulmadı? İkinci bir şey de şöyle bir şey söyleyebiliriz. O pilotlar kandırılmış olabilirdi veya korktular. Baktılar ki halk sokağa döküldü, anlaşılan anlaşmaları yerine gelmedi. Belki Amerika dedi ki ben de 15-20 uçak kaldıracağım. Belki FETÖ dedi ki biz de şuradan 30-40 tane uçak daha kalkacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve dediler ki Cumhurbaşkanı uçağa kalkamayacak bile dediler. Onların dedikleri şey olmadığı için de bunlar korktukları için karışamadılar. Bu da ikinci bir görüş olabilir. İhtimal, evet. Ama
diğer görüş Rusya'nın Amerika'yla direkt iltibat kurup Türkiye'ye bir şey olursa 3. Dünya Savaşı'na kendinizi hazırlayın. Çünkü adam Türkiye halkı da darbeyi kabul etmeyecekti. Askere çatışacaktı. Yani bugüne kadar olanları özellikle 80 darbesini söyleyeyim. Zaten oradan geldi gelecektim şeye. Halk kabullendiği için o darbe başarılı oldu bence. Muhakkak. Yani kimse yazmasa %92 evet oy aldı. Hay diyorlar bir zorla verdi. Ben o sene yaşadım. Orada sokaktaydım. Orada hani o darbenin şartları kim hazırladı? Amerika'nın parmağı ayrı bir konu ama halkın içinde olan biri olarak ben insanların sevinç gösterisi yaptığını biliyorum o dönemde. Ha o ayrı bir konu ama hani bunda böyle bir ihtimal de yok. Şimdi, olmadı da çok açık. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın buna kızan insanlar da olabilir, sevinen insanlar da olabilir. Ben insanlar kızsınlar veya ben insanlar sevsinler de söylemiyorum. Hakikaten şu an bizim Cumhurbaşkanımızın mangal gibi bir yüreği var. Mangal gibi bir yüreğe sahip Cumhurbaşkanı. O kadar olayın içinde kalkıp İstanbul'a kadar gelmesi... Zaten olayın şimdi İtalyanların bir sözü vardır. Diyor ki İtalyanlar, eğer bir sahnede silah ortaya çıktıysa o filmin sonunda muhakkak o silah bir gün patlayacak. Öyle değil mi? Doğru. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Kefenimizi giydik, yola çıktık dedi. Öyle değil mi? Kefeni giyen insan elbette İstanbul'a gelecekti. O darbe girişimine rağmen İstanbul'a meydana çıkacaktı. Ve hakikaten kefenini giydiğini kanıtlamış oldu Cumhurbaşkanımızın burada. O yüzden ben size şöyle söyleyeyim. Bakın daha önceki başka kanallarda yapmış olduğum canlı yayında söylemiştim. Bizim eğer bu o zaman Ankara'da bölücüler şehre kadar inmişti. Ankara'da belli yerlerde patlamalar yapıyordu. İstanbul'da merkezlerde patlamalar meydana geliyordu araçlarda. Demiştim ki bunları tek bir şekilde önleyebiliriz. Parti gözetmeksizin siyasi partilerin bir araya gelerek sağcısı, solcusu yani AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi yani keşke HDP'lisi de gelseydi, onu da isterdik gelmesini. HDP'lisi, parti gözetmeksizin hepsinin bir araya gelip kırmızı beyaza bürünüp tek ağızdan, tek çatı altında konuşup birlik mesajı verilirse eğer, halkın birliğini görürse dış ülkeler bir şey yapamaz demiştik. Olabilir. Ve bir örnek vermiştik o zaman hani bir milli maçta oynayan oyuncular, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı oyuncular hepsi farklı farklı takımlarda oynuyorlar. Ama söz konusu vatan ve millet olduğu için, bayrak olduğu için tek çatı altında aynı davaya mücadele verip karşı cepheye savaşıyorlar. Ve izleyen izleyiciler de Fenerbahçeli bir oyuncu gol attığı zaman Galatasaraylı bir oyuncu kalkıp alkışlayabiliyor. Öyle değil mi? Niçin? Çünkü söz konusu vatan ve bayrak. Ben de aynen bu örneği vermiştim. Biz eğer 3 ay önce söylemiştim ben bunu. O zaman biz böyle bir şeyi ve demiştim ki meydanda biz bunu yapalım. En büyük meydan Yenikapı'ydı. Biz o zaman bunu Yenikapı'da yapsaydık belki bu evet. Şimdi böyle bir şey olmayacaktı. Evet. Mesajı baştan vermiş olacağım. Bravo. Ama mesajı verdiğiniz hedef farklıydı burada. Yani FETÖ'ye karşı bu harekat başladı. Ben 3 günden beri, 4-5 günden beri sabah programında aynı şeyi ısrarla söylüyorum. Bu millet bir araya geldiğinde terlikle tank kovalayabiliyorsa, çakıl taşıyla helikoptere saldırabilecek o bütünlüğü birliği gösterebiliyorsa, bu meydanları her gece usanmadan doldurabiliyorsa, bunun aynısını PKK'ya karşı yaptığınız zaman PKK diye bir örgüt kalmaz bu ülkede diye ısrarla söylüyorum. Aynı fikirde miyiz bilmiyorum. Ya muhakkak. Şimdi bunun da bir o zaman bir itelemesi olması lazım. Şimdi hükümet o halle şu anda OHAL kanunuyla bu temizliği süratli bir şekilde yapıyor. Bakın, çok da doğru yapıyor. Aynen %100 öyle. Arkasındayım. Arda Bey ben ama bu OHAL elimizdeyse artık bu OHAL'le bu belayı da bir önce def etmemiz lazım. Şimdi zaten Allah'ın izniyle 3 ay içinde çok şey değişecek. Arda Bey ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın askeriyenin içinde bir askeriye yani paralel askeriye çıktı. Yani paralel devlet ve paralel bir askeriye. Tabii tabii. O devletin şimdi, bir parçası askeriye. Şimdi Sur'daki çatışmayı biliyorsunuz. Evet. Polisler özel harekat yani savaşıyor, mühimmat geliyor. Peki o binanın içindeki kişinin mermisi nasıl bitmiyor? Yani bu nasıl bir yığınak yapmış oraya? Mümkün değil. Ya. Peki paralel, bu paralel askeriye lojistik yardım ediyor oraya. Yani işte işin içindeki planların içindeki planlar. İkisi de aynı şeye uşaklık etmiyorlar mı? Aynı efendiye. Zaten Amerika'ya, söz Avrupa'ya. Konusu yani Türkiye'nin... kimin uşağı? Şimdi söz konusu Türkiye'nin çökmesiyse eğer ne kadar düşman varsa... Hepsi bir düşmanımın düşmanı dostumdur usulüyle birleşebilirler. Doğrudur. O yüzden ben size şunu söyleyeyim. Bakın Arda Bey, benim siyasete bir çıkar menfaat gözetmek sizin konuşuyorum. Ben siyaset adamı değilim. Siyaseti yapmam.
ben bunu ticarete döküp ticaret adamı değilim. Bunu ticarete döküp bu şekilde bir ticaret yapmam. Ben bunları şu anda konuşuyorsam, daha doğrusu kellemi koltuğuma almış şekilde konuşuyorum. Çünkü Amerika'ya konuşuyoruz, Rusya'ya konuşuyoruz, PKK'ya konuşuyoruz. Öyle değil mi? Doğru. Yani kefenimi giymişim, ben de çıkmışım. Ve arkamda yüzler, binler, milyonlar belki vardır ama onları pek umursamıyorum. Çünkü arkamızda bizim Allah Azze ve Celle var. Gerçekten bir davaya inanmış bir insan hiçbir zaman ama hiçbir zaman düşmez. Ya şehit olarak toprağa can verir ya da ayakta dimdik durur yani. Burada ben halkımızdan şunu istiyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan devam etmemizi ve birlik ve beraberliğimizi hiç bozmadan aynı bu şekilde siyasi partilerin yan yana gelip bu şekilde çağrı ve mesajlarını devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah buna inanıyor muyuz? Ve ben çok ben inanıyorum ya. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz o süreçte Cumhuriyet Meydanı'na o meydana gelip oradaki halka Osmanlı sevdalıları ve Osmanlı'nın tekrardan geri gelmesi, onun gibi dönemi bekleyen insanlar boşuna beklemesin. Öyle bir şey gelmeyecektir. Biz saltanatı yıktık, bir daha öyle bir şey gelmeyecek. Ya böyle bir zamanda, böyle bir süreçte ben de Osmanlı sevdalısıyım. Çünkü biz ceddimizi iyi biliyoruz. Bütün dünyayı titreten bir ceddimize sahiptik biz. Şimdi yani hayırdır siz kim oluyorsunuz da bizim ceddimize laf söylüyorsunuz? Yok saltanatmış, yok işte sarayda hüküm sürüyormuş ve sarayda eğleniyormuş. Bizim padişahlarımız at üstünde bine bine evine, sarayına gidemiyorlardı yani. Savaştan, hepsi savaşta şehit oldular. Peki ben soruyorum onlara, sizden kaç tanesi şehit oldu? Yani bakın ben parti gözetmiyorum burada. Aynısı AK Parti'nin içinde olsa onlara da söylerim. Ya bu süreçte, bu zamanda birlik ve beraberlik mesajı vermemiz gerekirken kalkmışız biz. İşte Osmanlı'yı gözleyenler, Osmanlı'yı bekleyenler, Osmanlı bir İslam'ı temsil ediyordu. İslam'ı şu an millet İslam elden gidiyor diye ayağa kalktı. Vatan elden gidiyor diye ayağa kalktı. Yani Adnan Menderes'i biliyorsunuz aslında yani sürecini. Elleri arkadan bağlı, arkası yalnız, kimse yok, tek başına gidiyordu. Biz bir daha kalbimiz buruk bir şekilde ikinci bir durumu yaşatamayız. O yüzden biz Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Kefenini giyen bir Osmanlı insan varsa. Konusu var ya 8-9 tane program benim için. Ben evet. De benim ceddim Selçuklu diyorum. O ayrı bir tarihi konu, onu konuşmak lazım. Ki zaten lazım. Bizim aşiretimiz Zahrettin Keykubat'tan beri ta beri o zamanla 2000 yıllık bir seceriye sahibiz. Tamam. Neyse yani, tarihi konuları sonra konuşalım da ben şimdi şeye geleceğim. Şimdi gerçekten güzel bir sohbet oluyor, gidiyor. 50 yaşıma geldim. Siyasetin içinde 35 senedir varım. Hani 15 yaşında çocuk siyasetten bir şey anlamasa da 80 öncesi dönemi yaşayanlar bilirler. Orada siyasetten anlamamak mümkün değil. Evet. Yani ülkenin içinde bulunduğu durum, yokluklar, yoksulluklar, terör vesaire vesaire. Dolayısıyla izliyorum, biliyorum, görüyorum. Ben bu kadar büyük bir dönem içerisinde 3 tane lider sayıyorum, 4.'yü sayamıyorum. Şimdi Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel bunlar içerisinde en çabuk yeter diyendi. Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca. Artık ayağa kalkamadığı dönemde o partinin başına geçmek zorunda bırakıldı tekrar. Evet. Yani asansörle çıkarttılar. Evet. Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit. Başbakan döneminde yürüyemeyecek haldeydi yaşlıktan. Neden Türk siyasetinde biz hiç genç insanlar, yeni yüzler, yeni heyecanlar görmüyoruz? Neden? Yani şimdi çok büyük insan, ben Bülent Ecevit'i benim ideolojimin dışında bir adam. Ben solcu değilim açık söyleyeyim ama ben Bülent Ecevit'e saygı duyuyorum. Saygı duymak durumundayım. Adam başbakan olmuşsa oy alıp, evet. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benim Cumhurbaşkanım. Muhakkak. Ha, eleştiririm, şunu yaparım, bunu yaparım, oy vermem. Ama beni temsil ediyorsa bu devleti ya bu ülkeden gideceğim ya bu benim yöneticim diye kabul edeceğim. Kabul edeceğim, bunun muhakkak. Başka bir çaresi yok. Orada evet. Kesin. Ama neden yani bugün Devlet Bahçeli de öyle? Neden bu insanlar onlarca yıl aynı koltuklarda aynı insanları, etraflarında aynı yüzleri ve yüzlerin yaşlanmasını birebir yaşıyoruz 10 yıllar içerisinde. Neden genç insanlar politika yapmıyorlar? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Birinci sebep şudur. Öncelikle bizim gençlerimiz, akıl sahibi olan gençler, işte dediğim gibi FETÖ terör örgütü, Amerika ve buna benzer güçler önceden keşfedip, belli bir yere getirip, kendileri üzerine anlaştırıp, kendileri çıkarında bunları belli bir yere getiriyorlar. Kendi ülkelerinde veya bizim ülkemizde fazla başının büyümesini de istemiyorlar. O yüzden bir yere tıkıyorlar bunların önünü.
İkincisi, siyaset ne yazık ki çıkar menfaat üzere çok yani tehlikeli bir mercidir siyaset. O yüzden siz birinize el verip yukarı çekmeye çalıştığınız zaman ne yapması lazım aşağıdaki kişinin? Sizi daha yukarı çekmesi gerekir, öyle değil mi? Asansör misali, daha yukarı çekmesi lazım simanızı sizi. Ama siyasette öyle yapılmıyor. Aşağı doğru bir tekme vuruluyor. Burada çünkü menfaat ve çıkar söz konusu, değil mi ya? Makam ve mevki insanın ahlakını değiştirebilir. Ancak ve ancak Allah'a teslim olmuş insanlar Allah'a gerçek manada. Gerçek bakın, manada. Gerçek ben şimdi manada. Onu söyleyecektim. Gerçek manada. Yani. Gerçek çıkar ve menfaat gözetmeksizin. Bakın eğer bir gün ben milletvekili olursam veya ben bir partiden bir şey olursam açık ve net konuşuyorum size. Ya saçlarım bir ay iki ay içinde bembeyaz olur ya da ben çabuk çökerim. Çünkü niye? Sırtımda benim binlerce yük vardır. Onların hakkını tek tek benim vermem gerekir. Yoksa veremeyeceksem benim vebale girmem bir anlamı yok. Değil mi? Orada 3-5 sene ben partide görev yapacağıma, milletvekili olacağıma, halkıma oy almadan görevimi yaparım, yardımcı olurum. En azından hem sevaba girmiş olurum hem de sırtımda bir yük olmaz. Şimdi hiçbir zaman gençlerimiz ön plana tutulmadı. Gençlerimiz işte gençtir, çocuk aklıdır, çocuk aklıyla konuşuyor dediler. Ama bunun farkına varanlar aslında çocuk aklıyla değil, büyük aklıyla konuşuluyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İşlerimizin çoğunda biz bir araya geldiğimiz zaman iş ortaklarımızla ilk başta isim ve soy isim duyuyorlar. Araştırmadan bizi bekliyorlar. Telefonla konuşuyorlar veya bir bakıyorlar ki karşılarında 29 yaşında bir genç. Sizle mi görüştüm? Evet. Şöyle böyle bir iş vardı. Tamam biz konuşacağız. İşi konuşuyoruz. Biraz siyasetten konu giriyor. Biraz İslam'dan konu giriyor. Oradan buradan derken ya, yani adam şaşırıyor. Diyor ki ya bu akla yani ben kendimi burada öne çıkarmıyorum. Benim gibi binlerce insan vardır. Bu akla sahip bir neden böyle? Hani ve hemen işi imzalamak istiyor. Ne için? Diyor ki 20 yaşındaki 50 yaşındaki bir adamın aklına sahip ama 29 yaşında bir genç. Şimdi bizim böyle binlerce gencimiz var. Bakın bunlar ön plana çıkarırsa eğer güzel bir duvar öreriz biz önümüze. Bakın şu anda birçok açığımız var. İçişleri, Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Adam yok ki koyabilirsiniz. İstihbaratta açığımız var. Bugün Kamu Güvenlik Teşkilatı'nın açıklarımız var. Bugün devletin her bölgesinde açıkları var. Ama bizim zeki gençlerimiz var. Vatanına, milletine bayrağını seven gençler yerleşecek. Bakın vatan, millet ve bayrağını seven. Bayrağı seven millete ihanet edebilir. Diyecek ki bu millet bayrağı sevmiyor deyip bir şey uydurup millete kışkırtma yapabilir. Vatanını seven diyecek ki bu insan vatanına haindir deyip millete zulmedebilir. Ama vatanını, milletini ve bayrağını seviyorsa, üç sevgi de kalbinde varsa ve Allah'ta da bir gerçekten korkusu varsa kalbinde, o insanda da cevher varsa onun toprağı gömmenin bir anlamı yok. Ha toprağı gömseniz dahi altın altındır, bir zararı görmez ama size yazık olur yani. Bence oluyor. Bence oluyor. Ben şunu çok oluyor. Şunu görüyorum. Açık söyleyeyim. Her partinin bir ideolojisi, bir söylemi var. Evet. Merkez sahip hizmet üzerine kuruludur. Sosyal demokratlar işte hak, eşitlik, işçi vesaire üzerine kuruludur. Milliyetçi Hareket Partisi gibi tandanslı partiler milliyetçilik temeli üzerine kuruludur. Evet. Bunları zaten bunları kucaklayabilenler Özal tarzı, işte AK Parti tarzı şeyler. Birazdan muhafazakarlık adı altına toplayabilir. Hep yukarıya çıkmıştır zaten vesaire ama tamamı için söylüyorum ben gene ayırt etmeden. X bir partinin bir il başkanıyla görüştüm. Şimdi isim vermiyorum gerek yok çünkü evet. Yok bir farkları bence. Anlatıyoruz karşılıklı halkın karşısında işte milliyetçilik, vatan, yok işte hak, hukuk, şu bu vesaire tamam eyvallah. Ama gerçek, reel konuşulunca hesaplar şu. Ah biz de hükümete girseydik de, üç bakan bizden olsaydı da bizim de işte çocuklar şu işe girseydi. Yani biz siyasete böyle baktığımız sürece ne kazanacağız? İşte çıkar menfaat gözetiyor demiştim ya. İşte konu buraya geliyor yani çıkar menfaat gözetiliyor. O yüzden ben geri plana duruyorum. Şimdi her aslanın kalbinde bir cevher, bir şey yatar muhakkak mutlaka. Bir şey vardır. Ama oraya adım atmaz. Çünkü orada çıkar menfaat insanın midesini bulandırır. Ve şöyle bir durum var Arda Bey. İşin özüne baktığımız zaman, gerçek manada işi analiz ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bugün mesela biz İngilizler, özellikle İngiltere
Zaten Türkiye'yi sömüren ve Osmanlı'yı taklit eden İngiltere'dir. Saltanat da, o da bir kraliçe var. Tabii İngiltere ya sabah kadar konuşsak İngiltere'den neler çıkar? Çok şey çıkar. Değil mi? Yani çok dünya şey tarihinden bugüne gelip şu an neler çıkar İngiltere'den? Çok şey çıkartabiliriz. Yani şimdi Türkiye'nin düşmanları Ermeni locuları, Yahudi locuları, Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı çok düşmana sahip olan doğru yoldadır, doğru yerdedir. Çünkü biz ceddimizden dolayı bu düşmanları elde ettik bakın. Ceddimizden dolayı bu düşmanları. Demek ki bizim ceddimiz güzel işler yapmış. Eğer bir insan düşmanı çoksa ya çok iyidir ya çok kötüdür. Ve ikincisi diyorlar ya bir laf var. Eğer arkanızda köpekler havlıyorsa aldırış etmeyin. Bilin ki doğru yolda ilerliyorsunuz. Ve ben size şunu söyleyeyim. Bakın bizi bölmeye çalıştılar. Irkçılık derler ki Türkçülük. Allah Türk'ü korusun. Hayır. Allah'ın yolunda olan Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı herkesi korusun. İnsan olan herkesi korusun Allah Teala. İşte ne mutlu Türk'üm diyene. Bakın bunlar hep aslında ayrımcılığın veya şeylerin bir şeyiydi. Ne yaptılar? Ortalığı karıştırmak isteyenler ne mutlu Türk'üm diyene güzel bir şeydir. Ama oradan bir çirkinlik çıkardılar. Ha bunlar Kürtlere veya bunlar Araplara, bunlar Çerkezlere, bunlar Lazlara şey yapıyorlar. Ne alakası? Yani ya aslında oradaki kelime bakın, ne mutlu Türk'üm Türk olana değil, ne mutlu Türk'üm diyene. Yani o Türk'üm demek şimdi, sadece Türk ırkından olmakla ilgili bir konu değil. Şimdi şöyle bir şey var, bakın. Bu ülkeye hizmet eden, bu ülkede birlikteliği yaşayan, bu bayrağı, bu vatanımiyete bağlıysanız Türk milletisiniz. Şimdi, ırkla ilgisi yok ki konunun. Şimdi biz aynı davaya boyun eğdik değil mi? Gayet tabii. Aynı bayrakla. Mesela ben Kürt'üm, Selahattin Eyyubi'nin torunuyum. Biz Kudüs'ü fethettik. Beraber, kol kola. Siz Türksünüz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunusunuz. Ben İstanbul'u, yarım Tatar'ım yarım Boşnağım. Yani her şey var. İstanbul'u fethettiniz kol kola. Çanakkale'de bakın kol kola savaştık. Etten tırnak bir hale geldik. Yani Kürtmüş, Türkmüş bunlar ırkçılığı çıkardılar. Sonra bunlar cemaatçiliği çıkardılar. Aynen. Yani bizleri böldürmek için. Mezhepler falan o çok iş. Yani bunlar başka bir programda konuşuruz. Mutlaka çünkü gerçekten çok gerçekten zevk aldım. Çok sağ biraz abi. Dağılabilirdik hiç oraya girmedim. Ama Osmanlı'dan tutun, mezhepçilikten tutun, Selahattin Eyyubi'den, ırkçılıktan, dünya konjonktüründen, İngiltere'den bir dizi program çıkartabiliriz. Çok zevkle konuşabilirim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ben bir sohbetti gerçekten. Ve gerçekten sizin gibi bu genç yaşta bu kadar... Yani insanları umutlandırıyor dediğiniz gibi. Sizin gibi binlerce genç varsa bu ülkede bu ülkenin çok ciddi bir potansiyeli var demektir. Onun için eğitime, onun için çocuklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Hani sokaklarda gezen çocuklarımızın eğitimini bu tip insanların eline bırakmamak lazım. Bırakırsak cahil her türlü öndürebilirsiniz yani. Bunu da çok açık görmüş olduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Harika bir sohbet. Değerli izleyiciler, İzmir Gündem özel programı bundan sonra da değişik zamanlarda özel konuklarıyla devam edecek. Bu akşam İzol Aşireti'nin sözcüsü, İzol Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan İzol'la genç bir beyefendiyle sohbet ettik. Onun bakış açısından nasıl görünüyor Türkiye? Onu yaşadık. Güzel bir sohbette umuyorum zevk almışsınızdır. Saat 20'de Ege Türk Spor Programı'nın canlı yayında görüşmek üzere. Biraz sonra haberlere bağlanacağız. İzmir'den tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek umuduyla. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.